Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sana şunu söyleyeyim de bana. Onlar demode artık. Mesela Allah'ı kim yarattı? Allah'ı niye görmüyoruz? Hazreti işte Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam vahiyi Hazreti Ali'ye getirecekti de ona getirdi gibi sorular 1960'ların sorusudur. Onlar demode oldu artık. Başka bir şeyler sorsunlar. Böyle bizi zorlasın ya. Yani o kadar tutarsız ki yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Cevap yanlıştır ha. Çünkü soru yanlış. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Efendim Hazreti Cebrail aleyhisselam koşuyor, vahiy getiriyor. Allah Allah. 10 yaşında Hazreti Ali Müslüman oldu o zaman. Vahiy döneminde Hazreti Ali 10 yaşında, Hazreti Peygamber 40 yaşında. Cebrail aleyhisselam onunla 40 yaşını ayırt edememiş. İslamiyet'in ilk mukaddemesi, ilk vahiy gününde Hazreti Ali kaç yaşındaydı? Bir rivayete göre 8, bir rivayete göre 10. 10 diyelim. Hani var ya Müslüman olması için ne yapıyorsunuz dedi Hazreti Hatice validemize. Namaz kılıyoruz. Allah tarif etti. Ya Ali dedi sen de Müslüman. Babama sorayım dedi. O kadar çocuk ki babaya soruyor. Sonra biliyorsun malum yoldan geri dönüyor. Diyor ki Allah beni yaratırken babama mı sorar? Kaç yaşında? 10. Şimdi sen 10 yaşında, 40 yaşında, 10'la 40 ayırt edemiyorsun. O kadar. Geldi. Geldi Cebrail, vahiy ona vermesi gerekirken ona verdi. Allah tekrar ona veriyor. Allah duymadı bunu. Kime götürüyorsun Cebrail? İyi ya, madem ona sen yaptığını karıştırdın, devam etsin. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Sen Allah ile istihza mı ediyorsun tabii ya? Allah, yani peygambere de hata alıyor, bir de Allah da atıyor. Allah hata yapıyor burada. Onun için Şia inancında yalan konuşmak sünnettir. Sünnettir ha. İmanın hatta şeyi var. Takiye yapmak iman esasındandır. Düz takiye. İçinle dişin farklı olması bizde münafıklık alametidir. Orada iman esasındandır. Hatta Hümeyni'nin adamlarından o devrimi yaptıktan sonra etmişler. Tamam. Neyse. Anladın mı? Yani bu kadar. Takiye. Acayip bir şey. İman esasından bir tanesi takiye yapmak. Yani olduğun gibi gözükmemek vesaire. Yani bunlar artık demode oldu. Bu sorular artık bunu sor. İnsan nedir? İnsan niye mutlu değil? Her şeyi var. Altında arabası var. Yedi yönünde, yemedi arkasında. Değil mi vesaire? Öyle mi diyorlar? Yedi arkasında, yemedi önünde. Ha. Bir eli yağda, bir eli var. Niye mutlu değil kardeşim? Onu sor. İntiharlar çoğaldı kardeşim. Ben yeni geldim Almanya'dan. 85. metreden atlamış adam. O otelden atlamış. Gitmiş kendisini vurmuş. Ha bir tane Nazim, neo Nazim ne videoları var ya. Adam gidiyor, Almanya'da gittim mi? Hamburg'da var ya. Oturuyorsun, gidiyorsun, parana göre intihar ediyorsun. Ha video ya. Bir tanesi mecbur bizim WhatsApp grubuna paylaştı. Niye paylaştın diye paylaşanı attım yani. Böyle şey anladım. Gidiyor, oturuyor. İki tane kadın, bir tane şey. Çekiyorlar. son kararınız mı diyor. Çay bardağının yarısı kadar zehir. Son kararın bak diyor. Biraz sonra içeceksin, su isteyeceksin ama meğer sonra tabii ölmeye tutunca bağırıyor, su verin bilmem ne yapın falan. Sonra düzeliyorlar. Düzelince mahkemeye vermiş. Ben imzalamıştım. Niye benim dediğimi yaptınız da beni şey bu sıkıntı yaşıyorum. Ben ne güzel ölüyordum. Onun için o videoyu ben seyrettim. Ve kapı. Orada da var ya dükkan ya. Veriyorsun parayı. Zehri veriyor. O kurtulmuş mu Hasan abi? Yok değil mi? Yok gitti ama yok bir tanesi kurtulunca mahkemeye vermiş. Ha. Niye ben istedim su vermeyecektim diyor. İmzaladım ben diyor. Onun için bu da öyle benim seyrettiğim. Su diyor. Hayır diyor. İmzaladınız diyor. Su veremeyiz. Ha? Su veremeyiz. Ve YouTube'da var ya. Ha? Artık resmi intihar etmek, fırında ekmek satmak gibi artık. Hani İsviçre'de belki bu tür yerlere gidiyorum. Ya bunlar niye bunları geçeceksin? İnsan niye mutlu değil? Bırak böyle kutuplarda
Namazdan sıkılacak. Sen kılıyor musun burada namazı? Sen kutuptakini ne yapacaksın? Sen kutupta değilsin. Sen burada kılıyor musun? Ya bırakın o şeyi ya. Ya ben de mezheplerde şuydu. Bırak onu ya. Ben niye mutlu değilim? Bunu sor. Sana bu lazım. Kutuptaki adamın şeyini ne yapacaksın sen ya? Tamam. Yani niye böyle abdeste karnım şu oluyor da böyle? Sana ne ya? Sen kendini yap. Sen mutluluğuna çalış. Bırak benim derdimi ya. Bırak insanları kurtarmayı bırak. Kurtulmaya çalış. Kurtul. Bırak. Kaçış yapma. Bu tür sorular kaçıştır. Kendinden kaçma. Ben niye mutlu değilim sor. Niye efendim bu var İslam'da? Onunla meşgul olma. Ben nasıl mutlu olacağım? Tavsiyem odur. Benim işim bu, biliyor musunuz? Artık öyle teferruatlarla uğraşmıyorum. Niye insan mutlu değil? Evet, hadi yeniden bismillah. Bak 5 dakika mı 10 dakika mı saymıyorum. Ona 5 var. Hoş bir yer ya. Bakayım becerebilecek mi? Siz de yardım edin. Bismillahirrahmanirrahim. Hem iman da peygamberi söylüyor şimdi. Bize lazım ne? İman da öyle fevkalade bir kuvvet varmış. İman 4 hakikat var imanda. Bir sureti var. Bir içeriye kanuniyeti var. Hakikati var, mahiyeti var. Sureti mahluktur. İman enerjidir. Güçtür, kuvvettir, nurdur. Realitedir. Pozitif enerjidir. Pozitif. Enerji olarak kendisini ifade eder. Dolu dolu olursun. Acayip bir enerji olursun. Öyle enerji ki kılıç sallattırır. Öyle enerji ki televizyondan yüz çevirirsin. Bu enerjidir ya. Öyle enerji ki paharan faiz almazsın. Bu enerjidir işte. Öyle bir enerji ki geliyor açık saçık yüz çevirirsin. Öyle bir enerji ki sufyaniyete selfure, boyun eğ, özür dile. Hayır, ölüm dahi olsa özür dilemem demektir ya. İman pozitif enerjidir. Enerjidir ya, realitedir. Sana eylemin benzinidir. Ruh arabadır, benzin ise imandır. Tamam. Şimdi imanda öyle fevkalade bir kuvvet varmış. Kuvvet. Realite var. Ama imanın mahiyeti en tepedeki mahluk değil. Allah'ın nurudur. Burası mahluk. Bana bakan o. Şimdi bu imanın kalitesini ve çapını genişleteceğiz. Kalitesinin çapını. O zaman dünyada dolu dolu olursun. Heyecanlı olursun. Böyle olaylarla meş, altında ezilmezsin olaylar. Çıkarsın üstüne. İman ya, iman bambaşka bir şeydir. İmanınızdan daha değerli bir şey var mı? Bununla meşgul olacaksın. Geldi hikaye. Bilsen ne olacak, bilmezsen ne olacak. Ha, imanda, ha iman imiş. Fevkalade bir kuvvet varmış. Altında ezilirsin kardeşim. En ufak bir şeyde iflas ettin, intihar ediyor. İhanet etti, intiharı düşünüyorum. Kız beni, ben seni seviyorum. Yok ben seni sevmiyorum. İntiharı düşünüyorum. Ne bu ya? Bu peki bunu yaptıran nedir ya? Zaaf iman. Hani bizim çocukken öyleydi. Biz Çenekli çocuğuyum ben. Buranın çocuğuyum. Oynamıyorsan alalım misketini. Şu ileride çamur da buralı. Oynamıyorsan alalım misketini derdik. Ya çocuk işte. Çocukluğumuz ya. Yani iman. Beni sevmiyorsun. Ben de intihar ediyorum. Ya. Bu ne biçim bir şey ya? Ha, imanını artır kardeşim, kalitesini artır, kalite. İmanının kalitesini artır. En kesin çözümü nedir? Kalitesini artırmak, kaliteli adamlarla olmaktır. Unutma, kaliteli adamın kaliteli de düşmanı olur. Ve kaliteli de dostu olur. Anladın mı? Öyle ufak tefeklerle meşgul olmaz. Ufak oydamaz bunlar. Sokakta münakaşa etmez. Yok arabada bana böyle baktın, şöyle gittinlerle meşgul olmaz. Bakanlarla yüz çevirir. Hayvan herif, ne biçim araba sormuyorsun falan. Tamam, eyvallah. Çünkü adamın davası var. Ayağına çelme takmışlar, çukura denk gelmiş. Su sıçramış. Onlarla meşgul değil. Bir gayesi var. Yangından gençliği kurtarmaya koşuyor. İmanı kurtarmaya çalışıyor. Sen makaslama yapmışsın. Yok parasını vermişsin, vermemişsin. İşin olmuş, olmamış. Olmasa ne olacak be kardeşim? İçerik senin olsa ne olacak ya? Olmasa ne olacak ya? İmanın var mı? Olmasın demiyorum ama ilk önce en emniyetlisi, en lüzumu nedir?
En elzem. Lüzumdan daha mühimdir. Elzem. Lüzumludur, lazımdır. Ama en elzem, elzem taftildir. Nedir? En lüzumlu. İlk önce iman kardeş, iman. Çünkü her şeyin altında seni kurtarıyor. Yoksa her şeyin eziyor. En büyük problem cehennemden kurtulmaktır diyor. İnsanlığın en büyük problemi, en büyük sorunu cehennemden kurtulmaktır ya. Cehennemden kurtulma meselesi. Nasıl kurtulacağım? Bununla kurtulacaksın. Kardeşim ölüm korkusu. Ölüm korkusunu ikide bir soruyorlar. Neyin nesidir? Bedene ben dersen beden kefene girecek ve ölecek, toprağa girecek. Bu. Eğer sen buna ben dersen öleceksin. Ölüm korkusundan kurtulamayacaksın. Beden değil. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben. Oraya doğru çık. Bedeni hayat, yani bedeni hayata, bedene ben dememek gayreti, ben diyemezsem o nispetle ölüm korkusu olmaz. Telis olacaksın, rahat et. O zaman ne yapacaksın? Buradayken orayı yaşıyorsun. Keyfini çat çat ya. Ne hadiseler, ölüm seni meşgul ediyor. Gittiği getin. Gelmesin ne olacak kardeşim ya? Aranızda bekleyen fakir benim sizden. Ama çok mutluyum. Hiçbir derdim yok. Niçin? Dünyada talebim yok. Yani zengin olmak için çok şey olmak değil, talep azlığıdır. Ve Pikoç ve Sapancılar bizde sizden, belki de bizden, benden çok fakir de kesin. Niçin fakir? Zenginlik nedir? Talep azlığıdır. Fakirlik ise servet çokluğu değil. Yani zenginlik servet çokluğu değil. Talep çokluğudur fakirlik. Talep ettiğim bir şey var ama onun adı fakirliktir. Mevcut olduğum bir şeye zenginlik denmediği gibi elinde olmayana da fakirlik denmez. Öyle olsaydı peygamberle fakir olurdu. İman da öyle fevkalade bir kuvvet. Harika bir yakin. Yani içsel alemde doyum. Yakiniyeti var. Ahirete ne kadar bak imanda fevkalade bir kuvvet. Allah'a iman. İmanda harika bir yakin. Ahirete iman. Ahirete iman arttıkça inan dünyan cennet olur. Rastladın zulme, ahiret ver kardeş. Beni 5,5 ay yatırdılar, ahiret ver kardeş. Abi beraat ettikten verelim mahkeme. Ne uğraşacaksın çakallarla? Ormanda çakal da var, tavşan da var, uğraşma ya. Ahirete at biraz ya. Ha, imanda öyle bir fevkalade kuvvet. Allah'a iman, dayanak noktası böyle. Dayanak, fevkalade bir kuvvet, nokta istinad. Fevkalade harika bir yakin. Gelecek. İ çekiyor. Ahiret. Nokta kol değil. Takke var. Yakinin tepesinde. O önün. Fıtratın istediği şey ahiret. Ona yakin. İmanda fevkalade bir kuvvet. Nokta istinad. Allah'a iman. Harika bir yakin. Nokta istinad. Ahirete. İman. Yakinin arttı mı dolu ve heyecanlı oluruz. Tatlı olur. Dünya hiçbir hadisesini ilgilendirmez. Anladın mı? Koca ikinci dünya savaşı oluyor, dünya yıkılıyor, ustad bakmıyor. Benimle haberler çıkıyor, dünya bir, Türkiye çalkalanıyor 40 küsur gün, inan. Ben o anda itikatla iman arasındaki farkları yazıyorum bulunduğum evde. Bakmıyorum. İbrahim'e soruyordum da ne yazıyorlar benim hakkımda bir şey. Abi boşver ya, yazsın çizsinler. Lan benimle alakalı şeyler var, bakmıyorum diyorum. Niye? Kafam çöp tenekesi niye olsun ya? İşim gücüm var benim. İmanla itikat arasında farkı ne? Açtı şimdi size paylaşacağım işte. O zaman çalışıyordum. Harika bir yakin. İmanda. Yani ötelerle yaşamak ancak imanla mümkündür. İnşallah buna biraz anladınız gençler. Bir daha. İman ediyoruz ya Allah'a. Ahiret iman ediyoruz ya. Melekleri ediyoruz ya iman. Ahirette bu işe yaramaz. Meleklere iman et. Zaten melek senin karşında. Ahirete iman et. Zaten ahirettesin. İman burada. Peki iman etmenin bu dünyadaki kârı nedir Saadet-i Dareyn? İman ettiğin şeyle besleniyorsun. Yani ahirete iman etmenin çapını artırırsan oradan feyiz ve nur gelir. Nasıl geliyor? Aa şimdi benim şu halime bakarak hoş ve rahat oluyorsunuz. Ve bu ortamdan da rahatlama yok mu? Başlayacak yani.
Ha, bu ortamdan ve bizim bu halimizden kötürüm ders yapsam eğer böyle, sanki pili bitmiş teyp gibi böyle, size de böyle etkileyecek. Tamam? Ha, şunu demek istiyorum bunda. Bana yakınlığınız, burada bulunmanızdan nasıl etkileniyorsanız, ahirete iman etmeyle ahiretten besleniyorsunuz. İman etmenin bedeli dünyada iman ettiğin şeyden feyiz geliyor. Çocuk anasını emer gibi Allah'a emiyorsun yani. Rahatlıyorsun yani. Ahiret var diyorsun. Biraz da anlatamıyorum böyle konu değil. Böyle iman fikri değil de hisseman oldu mu? Vallahi fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah'ın ayetini tefsir olsun diye söylüyorum. Gelecekte cennete gittim ya ayette meal. Gir cennetime. Şimdiki zaman kullanıyor. Vallahi öyle bir halim oluyor ki bazen. Acaba dünyada benden daha huzurlu insan var mı diyorum. Bazen ama. Hele bazı namazlarda. Oh. Kimse olmadığı zaman arkamda namazda, sabah namazında inan çoğunlukla Yasin'le takıyorum ya. O kadar keyif veriyor. Nitesi yok. Geçenlerde Almanya'da Yasin meğer benden sorunu varmış. 3-4 gün öyle kıldık. Kafam basmadı. Bir sordu arkaya. Bir gün sor, bir baktım. Hadi arkadaşlar kalkın sen. Abi ben önce kıldım. Benden Yasin'i takacaktı. Önceden kılmış. Sonra anladım. Kafam düştü. Tamam dedim. Dedim bir sayfa yapayım mı? Birer sayfa. Tamam abi. Keyif veriyor kardeşim. Keyif veriyor. Allah'tan lezzet alacaksın ya. Allah lezzetli bir şeydir ya. Aha işte siz Allah'tan lezzet alıyorsunuz şu anda. Bazı namazlarınızda ve derslerde ve kitap okumada Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim lezzet almıyor musunuz bazen? O Allah kendisini aralıyor işte. Aha ben varım. Kendisini sana veriyor. Lezzet işte ya. Keyif bu. Allah'tan lezzet alacaksın. Lezzetin kralı bu. Allah'tan lezzet almak. Başka bir yere demeyesiniz. Deli dil diye bağlarlar sizi. Allah'tan lezzet alınır. Bal gibi alınır. Bütün lezzetten kaynağı. Allah'ı çok seviyorum. Allah'la dost ol, konuş. Allah'ım bu olmuyor ya. Bu nasıl olacaksa, bu nasıl olmuyor. Sebebi yok ama yap. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama bunu istiyorum. Konuş böyle. İşte sen gene bildiğin gibi yapma. Harika bir yakin. Yakin bak. İyi olsaydı takke, anlayış. Yakin. Takke koymuş tepesine. Onu sendeki uyandırdıkları. Sende uyandırıyor. Ahirete iman hissi seviye gelince tefekkür ede ede his oluyor. Orayı burada yaşıyoruz. Artık bir tamam bu buraları oraya göre değerlendiriyoruz. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ahiret. Ya geçiyorsunuz. Ya bu bina hakikaten şurası ne güzel dersen olur ha. Ya şurası hakikaten ya ne güzel bir okuma kampı olur. Ya bu bina güzel olur ya. İki katlı bir tane misafirhane yaparız. Artık bunlar görüyorum. Ya burada cakka yaparız, burada köfte yeriz, burada mangal yaparız demiyorsun bakın. Gördün mü? Ağaoğlu'nun binalarına bakıyorum. Bu tarafın bayanların medresesi. Bak görüyor musun? İşte kafayı yemiş ya. Ağaoğlu'nun binasını. Bir de ben de kiradayım yani. Koca kardeşim. Benim mevzu olduğu için söylüyorum. Evet. Aynı tevafuk düşünüyorum. Ya görüyor musun? Bir tam orayı yaşayınca artık Allah da adım atıyor kardeşim. Allah adım atıyor. Şu anda söyleyeyim. Eğer şu anda rahatlık başlamadıysa başlayacaktır demek. Şu anda huzur olması lazım. Çünkü huzur var. Ben etkiledim. Demek ki harika bir yakin. Onun bizdeki uyandırdığı Resulullah'ta var. Ve mucizane bir kuşak. Mucizane bir doyuruyor seni. Allah ve ahirete iman. Yani yapmam, hayır, haramdır, olmaz. Sana bazı şeyleri hangi güç vazgeçilebilirdi? Hangi güç seni buraya tutardı? Ona hepiniz safsınız. Niye televizyonda kalktığınızda buraya geldiniz? Gençler niye flörtte değilsiniz bu saatte? İnin Kadıköy'de ritimde kızlarla dolaşın. Niye buradasınız? Ha, iman. İman yaptırıyor. İnkişaf bu. Yani eyleme dönüşmüş.
Sana neler yaptırmış? İman kuvvettir işte. Bazı şeyler yapmıyorsun değil mi? Niye yapmıyorsun? Diğerleri de yapıyor da. Ha, imanın inkişafı nispetinde yapmıyorsun. Yapamıyorsun. Hayır diyorsun. Azap veriyor sana. Yapsan bile onlar gibi lezzet alamazsın. Boşuna uğraşma. Günahlardan lezzet alamayacaksın bu saatten sonra. Günah yaparsın. Ama lezzet alamayacaksın. Lezzet vermiyor. Demeyeyim de kimseye de. Bazılarına gaflet bile bir nimet. Gaflet ha. Gaflet olduğu için günahlardan lezzet alıyor zahirde. Gaflet kalkması nispetinden günah yapsanız bile lezzet alamayacaksınız. Ben şimdi günah yapamaz mı? Yaparım. Düşüyoruz da. Ama lezzet alıyor muyum? Hayır. Tam tersine azap çekiyor. Niye aptal mıyım? Niye azap çekeyim? Lezzeti bırak bu tarafa. Lezzeti şöyle. Azap veriyor yani o anda. Ha. Şimdi buraya kadar imandı. İçsel yapı. Külliyata bak şimdi. Cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bak değiştirdi. İmanı anlattı, şimdi itikadı anlatıyor. İman neymiş? Fevkalade bir kuvvet. Mucizane bir inkişaf. Harika bir yakin. Fevkalade bir inkişaf. Bitti. Bu imanındı. Şimdi diyor ki, cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki. İman değil bu. İtikat bu. Nedir o? Kendi yaşamış, yaşadıklarını ortaya koyarak siz de yaşarsanız cihanı ışıklandıran bir itikat. Yani bu kişiler uygulama nokta itikat eylemseldir, edile-i şeriyedir, malzemedir. Allah Resulü bunları kullandı, kendisi yaşadı. Bize de diyor ki ben kullandıklarımı alın. Yani iman gaybadır, itikat zahirdir. Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani zahiri İslam'ın emirleri, haramları ve farzları. Bu itikattır. Yaşarsak haramı uzak, yaşarsak farzları fiilen, biz de cihanı ışıklandıran bir halet olur. Yani cihanı ışıklandıran bir itikat taşımış demek, cihanı ışıklandırmış. Kendisinden çıkmış. Biraz öncekisi fevkalade bir kuvvet. Harika bir yakin. Mucizane bir inkişaf. Zatına bağlı Resulullah. Ve herkesin dünyasında var. Hepimizin hususi dünyası. Kimse bilmez. Sen yaşarsın. Ama ben haramlarımı, kazandığım ilimleri, yaptığım işleri ve İslami örf adet haramları, zinadır, içkidir, yapma falan. Biz bunları söylüyoruz. Peygamber de söylüyor, siz de söylüyorsun. Yaşamak nispetinde cihanımız ışıklanır. Yani kendi zatında kalmamış bu dava. Yaşayanlarda da oluyor. Nın adıdır itikat. İtikat aklidir, iman kalbidir. İman gaybadır, itikat zahiredir. Eylemsel edile-i şeriye, kitap ve sünnetin bütünselidir yani. İtikat, yöntem ve yoldur. Malzeme zeminidir. Allah Resulü öyle bir malzeme getirdi. Niye cihanı ışıklandırar? Çünkü bunun getirdiği dava, yöntem ve yol kendisi Arabistan'da, Sibirya'da kullansak soğuk yerde orada da mutluluk var. Şili'de de, Tunus'ta da, Almanya, İngiltere'de de, Baltık Denizi, Norveç, İsveç'te de kullan, soğuk buzlar memleketinde, Arabistan'da gelen bir yöntemi kullan, gene mutluluk orada. Yani cihanı ışıklandıracak bir itikat derken malzeme demektir. O itikat taşımış, iman taşıyor. Tamam öldü gitti, ben ne yapacağım? Yok. Onu hayatı, eylemsel var ya hayatı, yaşadığını. Onun içerisinde yaşadığı haletler var. Biz de oruç tutarsak, şuurlu tutma nispetinde o oruçtaki haletleri yaşarız. Biz de namazı kılarsak namazın içerisindeki ulvi halleri yaşarız. Haramdan uzak durursa ki Allah vaat etti, haramdan alacağın menüs lezzete mukabil daha fazla ulvi lezzet vereceğini Allah Kur'an'da vaat ediyor. Vallahi ben yüz çevirdiğim zaman ondan alabileceğim lezzeti fazla aldığına şahidim. Allah'ım şahit olsun. Oh! Lezzet alıyoruz. Ha?
İmanla itikadı hem ayırdım fiilen. Hani onun zatına kalmamış diyeyim. Hani diyor üstad, zahmet rahattadır. Şunu diyor. İman da içine girdiği zaman bu rahatı kazanıyor. Kazanıyorsun. Yani o orada itikadını arıyorsun yani. Orada. Onun tezahürü gibi. Mesela İslamsız huzur ve mutluluk olsaydı İslam'ın gelmesinin mantığı olmazdı. İslamsız mutluluk varsa İslam niye geldi ki? Gelmese de oluyor mu? İslamiyet, din, ahiretimizi inşa etmiyor ki. Saadet idareyen, iki cihanı edip. Mesela İslamsız düşünün. Yani sif İslamlı düşünmeyin. Hristiyanlıkta, Musevilikte vesaire dinlerde hep Allah'ın dini ya. Bozulmuşlar. Komple hiçbir peygamber gelmediğini kabul edin. Haram helal var mı o zaman? Ana bacı var mı? Sokaktaki kızla senin kızın bacının ne farkı var? Eğer dinler yoksa. Dinler ayrılmış. Bak dünyanın saadeti nasıl vesile olur? Düşünebiliyor musunuz? Soruyorum vicdanınıza Allah aşkına sorun. Herkesin her şeyi yapabilme hürriyetine sahip olduğu memlekette yaşamak ister misiniz? Karınla, çoluk çocuğunla. Herkesin her şeyi yapabilme bir memleketine. Sile bastı. Ben bu evde kalacağım diyor. Herkes her şeyi yapabilme hürriyeti olan bir memleket, vahşili hayvanlar bile olamaz. Yaşanmaz. Arabaya, vallahi bu arabanın nasıl yandığını bilmiyorum diyor. Senin arabanı yakıyor. Ne yakıyorsun kardeşim? Herkes her şeyi yap. Öğretine sahip ya, sen bilmiyor musun bu memleketi? Ver lan karını kızını diyor. Niye? Herkesin her şeyi yapabilme öğretiye olan bir memleket burası. Haram kural yok ki. Hayır yok ki. Demek ki insanın mutluluğu, insanlar arasındaki ilişkinin doğru kurulabilmesi kurallar manzumesiyle mümkündür. Kurallar vardır. Dini kurallar vardır. Beşeri kural. Kuralsız olan bir devlet gösterin. Din onun dahi olmasın. İsrail tamamen din kuralı üzerine kurulmuş. Despotluk üzerine, vahşilik üzerine gene orada da bir kural var mesela Amerika'da. 1,5 milyon adam rahat öldürebiliyor yani. Şimdi demek ki insan mutluluğu kendisine ve toplumunda mutluluğu sebebi kural ve sisteme uymasıdır. Bir disiplin edilmesi lazım insan. Her zaman her istediğinizi yaparsanız mutluluk yoktur. Onların bir numunesi olan zengin çocuklar baksın. Hayır olmayacak ama. Nasıl böyle bitmiş yani. Kız mıdır erkek midir de belli değil. Yani her şeyi her zaman yapabilme olunca bitmiş. Ne yapacak ya? Mutluluk yok ki orada. Hayatın mutluluğu hayırların içindedir. Hayır. Yapamam. Yapma. Günahtır. Oradadır. Mutluluk haramları terktedir. İstikamet farzlardadır. Cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış. Bizi ışıklandırmış. O zamanın hükümranı olan bütün efkar. Şimdi düşün bak. Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye gideniz herhalde azdır değil mi böyle? Ümre aç değil mi? Çok. Burada çok. Çok az değil mi? Çok fazla var. Oo yapma maşallah. Tamam çok iyi. İyi anlaşıyoruz. Böyle bir vadi. Ve 1400 sene önce düşün. Kaç tane ev vardır? Şimdiki bir ilçe kadar ev yoktur ya. Şimdi 300, 5000 tane, 7000 tane, 1500 tane asker şimdi. Bu üç enekede kaç tane şey alır? Senin de ne kadar? Üç enekede belki de onda biri ya. Şimdi o zaman tamam mı bak çıkmış o zamanın hükümranı olan bütün fikirler var, efkar. Roma var, Bizans var, Yunan felsefesi var. Bütün efkar hakim, fikirler var. Çıktığı zaman bak peygambere. İki, ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları aldı. Ve bir de vahşi biliyor musun? Kalemle mübareze edemiyorlar, etmiyorlar. Kılınca sarılıyorlar. Ya gelin diyor ya, Kur'an'ın benzerini yapın diyor. Kalemle benzerini yapın. Kılıcı peygamber çekmedi. Yani ona mal satma, mal alma. Var ya böyle şey uyguluyorlar, ambargo. Düşünebiliyor musunuz? Kızı olan, bacısı olan, evladı olanı düşün. Kız çocuğunu toprağa gömüyorsun.
Bu insanın fiili boşver. Bu fiilin arkasındaki ruhu düşünebiliyor musunuz? Almanya'da 85 metrekare bir binadan bir adam atladı. İki, zehirle, o da şey daireye giriyorsun, zehirle ölüyor, içiyor. Şimdi bir şey anlatacağım size. Gerisini siz doldurun. İçinde nasıl bir kaos, nasıl bir buhran var ki çare intihar olmuş. Çaresi intihar olan bir şeyin kendisi nedir? Çare intihar olan bir şeyin kendisi nedir? Düşünebiliyor musunuz? Buhranı düşünebiliyor musunuz? İçsel cehennemi düşünebiliyor musunuz? İntihar çıkış yolu. Peki kendisi ne? İşte oradan kurtarıyor. Tamam, kapıyı kapattın. Bak diyor ki, bütün efkar ve akideleri ve hükemanın hikmetleri, ruhani reislerin ilimleri. Mesela bir sürü felsefe var. Felsefe akımları var, tamam mı? Akideleri var, hükemanın hikmetleri var, hikmeti sözleri var. Öyle hükema ki, öyle hikmetli şey ki, adam bir kaside yazıyor, ordu savaşa giriyor. Adam bir şey yapıyor, o ikiz ordu barışıyor. Yani böyle bir tesiri var kişilerin. Onlara diyor ki, madem ben yazdım diyor, tamam o zaman bu Kur'an'ın benzerini getirin diyor. Onlar ne yaptı bu teklife karşı? Kalemle mübarezeyi, mübarezeyi bil, hurufu terk ettiler. Yani kalemle, harfle savaşmayı bıraktılar. Mübarezeyi bir suhuf, kılınca sarıldılar. Bu aksiyetini gösteriyor. Hikmetleri ve ruhani reislerinin ilimleri, ona muariz ve muhalif, mümkün oldukları halde onun ne yakinine ne de itikadına ne itimadına ne de itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi. Yani en ufak bir şeyde bir tanesi diyor ki bize, ya kim demiş ya İslamiyet olur mu? Hakikaten falan mı diye şüpheleniyoruz ya. Şeytan diyor ki, boş ver diyor, Allah yoktur. Hakikaten öyle mi? Hemen niye şüpheleniyoruz yani? Acayip bir şey yani. Ha vesvese, vesvese bir şey getirmez. Vesvese bana da öyle diyor. Bana diyor ki, merak etme vesveselere soruyorum. Allah yok diyor, yok. Ne yapalım? Ne diyecek dairesin? Oğlum benden daha serseri ya. Kim dediğini biliyor. Allah yok diyor, tamam namazda diyor ha. Ne kime ibadet ediyorsun? Allah zaten yok, öyle yapalım, yok sen. Çünkü ayırdın mı kendini? Bu adam, onu bana söyle, o. Ben de ona söylüyorum. Ve ne yapalım? Yoksa. Ne diyecek lan? Vardır ya delili falan. Delili hiç cevap vermiyor. Yok, yoktu. Ne varsa. He. Ya varsa diyor. Ve dersen. Yani ne biliyor musun? Şimdi en ufak bir şeyle mentikatımız sarsılıyor. Ne olacak ya? Ya ahiret, imanın giderse. Giderse gider kardeş. Layık değilsin demek. He, ne yapalım? Girerse gitmiştir, gelmişse gelmiştir. Varsa vardır, yoksa yoktur. Bir tanesi gel. O endişesi dahi olduğunu da alameti. Tabii. Tamam anladım. Şimdi bazılar diyor, abi diyor, ya evlenmem lazım. Tabii lan, evlenmen gerek. Ama onlar şey yapar diyor yani, hizmetten geri kalır, o zaman evlenme. Seni ben mi düşüneceğim lan? Ama ya evlenmek gerekiyor. Tabii canım, evlenmen lazım ya. Ona ne soruyorsan cevabı onu vereceğim ya. Evlenmek istiyorsan evlen. Evlenmek istemiyorsan evlen. Bu kadar kolay. Şeytanla horon oynayacaksın ya bunu. Tanıdın mı? Üçe böleceksin. Bu adam nefis, odundaki duman, odundaki nur, odunda sen. Odun olmadan odun. Ha iki tane zıt unsur var demek istiyorum. Şimdi yani vesvese hariç niye itikadımıza, imanımıza vesvese verecek ki iki tane serseri çıkmış, Allah varmış, kim görmüş? Sanki her şeyi görüyormuşuz ya. Her şey gözüküyormuş. Yani inandıklarımız, kabul ettiklerimiz hep gözüküyormuş da ondan şey yapıyoruz. Daha en çok kullandığımız zamanı görmüyoruz. Zamanım yok, zamanım olursa gelirim. Zaman hakkında şüphesi olan var mı? Böyle bir var mı kafada? Peki zamanı gören var mı? Zamanın mekanı var mı? Tipi var mı? Yenir mi içilir? Nasıl bir tipi var? Zaman. Hocam Allah'ın şekli nasıldır? Zamanın şekline benzer dedim.
Şimdi Allah Allah. Zamanda inkar edecek, inkar edemiyor. Var mı? Var. Şeklini söyle bana. Allah da o cinstendir. Çünkü zaman dehresması ya. Allah'ın şekli nasıl? Peki zamanı kim yarattı? Allah kim yarattı soracağına? Zamanı yaratan az. Allah'a soruyorsun. Zamanı o yarattı. Allah kim yarattı? Zamanı kim yarattıysa diye cevap veriyorum. Allah kim yarattı? Zamanı kim yarattıysa? O zaman doğar mı? O doğmuyorsa Allah da doğmuyor. Nasıl bazı şeyleri kabul ediyorsun? Sen de fizikte bazı soruları çözerken sabitelerin yok mu? 0 santigrat derecede, 76 milimetre civa basıncı altında, deniz seviyesinde. Niye bunu? Pi sayısı şu. Niye bunları sabit kabul ediyorsun? Niye sabit ediyorsun kardeşim? Bu dünya kainat kurulurken bu sabiteler mi vardı? Ha, fizikte bir soruyu çözmek için pi sayısı sabit, 0 santigrat derece sabit, 76 milimetre civa basıncı altında deniz seviyesi, bunlar sabit değil mi? Sabit. Bunlar sabit sayarsan fizik çözülüyor. Bizim de bazı sabitelerimiz olsun da müsaade et. Bazen pi'yi 3 de alıyorlar, çoğun 4 de alıyorlar. Ya. İşine geldiği zaman alıyor. Acayip bir şey ya. Sabiteler var ya, sanki bu dünya böyle kaynarken fokur fokur deniz seviyesi varmış sanki. 0 santigrat derecesi varmış. 76 milimetre civa basıncı altında oluyormuş. Yesinler senin şeyini. Takkemi alıktı onları. Allah var biliyor musunuz? Kesin. Kesin Allah var. Çok da hoştu. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz Allah? Size huzur veriyor. Sizi seviyor. Nerede biliyoruz? Sevdiği işi yapıyorsunuz. Allah sizi seviyor. Nereden biliyorsun? Sevdiği işi yapıyorsunuz. Allah hoş. Allah'ımızın kalitesini yükseltelim. Kendi Rabbimizin. Rabbimizin kalitesini. O iman yani. Dünya o. Hedefin olsun. Gerisi hikaye. Bir şekilde olur. Dedim ya başta becerebilirsek bu dersi. Bazen böyle manyaklıklarımız oluyor. Kale almayın. Onun ne yakinine? Bütün alem düşman. Şimdi bir tanesi dese ki ya senin gittiğin yol ne kadar doğru ya? Doğru olduğun kim söylüyor? Ha bak acaba öyle mi ya? Bir baksak. Hemen tereddüt ediyoruz. Kavmi, kabilesi, amcası, o toplum herkes aleyhinde. Tek başına hiçbir tereddüt nasıl gelmez ya? Nasıl bir insan bu ya? Ya herkes aleyhinde ya. Salih senin akraban dese, o dese, bu dese. Biz de vazgeçtik tamam tabi. Sen de aleyhine bulurduk. Sen Salih ya bırak ya Nurcu'yu ya. Bir İslamiyet'i bırak ya desek tabi. Ya öyle mi ya sana bir de böyle dedi. Allah Allah ya. Ne buldu falan. Niye tereddüt ediyorsun ya? Bak kavmi, kabilesi, amcası. Herkesi zerre kadar acaba öyle mi ya? Dememiş ya. Nasıl bir iman ya? İşte hastayım. Hasta değilim. Hastayım bunun imanına ya. Hasta değilim. Hastayım. Hastayım. Ne biçim iman ya? Ne kaliteli iman ya? Onun zerresi bizde oldu mu? Var elhamdülillah. Onun ne yakinini, ne itikadına, ne hoşa, ne itminanına, itimadına. Allah nasıl bir itimadı var ya. Biz Allah pek itimat edemiyoruz biliyor musun? Allah diyor ki böyle böyle yapın tamam mı? Oruç tutun şey yapın. Ya harama faize girmeyin. Ama acaba olur mu? İtimat etti Allah'a ya biraz. Biraz tevekkül et ya. Biraz tevekkül et. Hafif yani. Tevekkül ve tefekkür. İçsel yapılanma, tefekkür, dış dünya, tevekkül. Yaparsak rahat edeceğiz. Dış dünyamızı tevekkül, iç dünyamızı tefekkürle inşa edersek hayat kıblesini bulur ve her şey sana lezzet verir. Oh, itimat etmiş Allah'a ya. Biz Allah'ın rububiyetinde şüphe ediyoruz yani. Tamam, rızık Allah'ın elinde. Sonra ne itimadına ne itminanına yani... bazı haller oluyor ya. Ya acaba falan. Lan olur kaz ve bazı taletleri olur da insanın dünyası bazen sis basmıyor mu? Ortalık yok olmuş siste. Yok mu şimdi kalıyor? Ona kalkacak işte ben. Sendeki bazı haletler sis gibi. Bazı işlerin çıkmaz. Bazı işlerin yerini bulmaz gibi gözüküyor. İşlerin böyle ters gibi gözüküyor. Ulan sisinmiş işte. Kalkacak kardeş merak etme ya. Nasıl kalkacak? Ulan sabit sis gördünüz mü ya?
Abi bu sıkıntı gidecek mi ya? Ölünce zaten gidecek kesin. Yani hayat gidiyor yani, hayat. Abi bütün işlerim ters gidiyor, hiçbir işin ters gitmiyor. Güneş aynı yerde doğuyor. Gene gece gündüz oluyor, namaz vakitleri var. Peki bunlar ne? Seni eğitiyor. Başka bir şey anlatıyor sana. Allah nazarında dünyanın komple, senin işin değil, dünyanın komple diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mana. Allah nazarında bu dünyanın bir bardak kadar su, bir bardak su kadar değeri olsaydı kafirlere bir bardak su bile vermeyecektim diyor. Allah sizin ahireti kazanmanızı istiyor. Ezeli bir ebedi. Ha bunları bırak demiyor. Ama bizi terbiye ediyor. Terbiye. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Bu olay bana ne diyor? Dediğin anda o zalimin sopasını hiç kale almazsın. Bu bana ne diyor? Ha? Mesela lastiğim patladı, tam yağmur, derse gidiyor. Derse gidiyorum, patlamaması lazım. Yoluma kırmızı halı serilmesi lazım. Derse gidiyoruz ya. Ya Rabbi senin davana giderken lastiğim patladı, adam meyhaneye giderken arabası sallam gidiyor. Ne diyor bana? Dişi kırmış peygamberi. Lastiği patlasa ne olur peki? Hendek kazmış. Dip ki bizim baktığımız gibi bakmıyor Allah. Başka bir şey var buralarda. Arkadaşlar ne olur şu altını çiziyorum. Buna dikkat edin. Burası değil. Zannediyoruz. Alıştığımız için. İnan bana burası değil. Vallahi değil. Ancak başka bir yere gidince bıraktığımız yere Allah Allah. Burası tentenili perdedir. Örtüdür. 18 bin alemin örtüsü burası. Gördüğün gibi, zannettiğin gibi değil. Binalar, taşlar gibi değil. Başka bir şeyler. Bizi vehim ve hislerimiz aldatıyor. Nihilizm öyle söyledi. Nihilçilik diyor ya, algılarımızdır diyor kainat. Onlar şirke gidiyor tabii. Ama biz biliriz ki surettir. Ama hakikattır, ama surettir. Asıl değildir. Her şeyin hakikatin suretleridir. Elhamdülillah. Suretten diyor usta, hakikata geçersen o yedik sözde, lubu bulmuş olursun. Kışırdan lube geçmiş olursun. Suretten hakikata geç. Takılma onlara. Bırak Allah'ın mülkünü, sahiplenme. Allah'ın yükünü yüklenme. Çocuk onun, iş onun, sen onunsun. Kendine sahiplenme. Yükü gemiye bırak, üzerine otur. Gemi gidiyor, arabalı vapur, sirkeciden hareme. Adam çantası üzerinde sırtını. La kardeşim konuşsana ya gemiye. Otursana üzerine. Ya gemi belki batar. Lan batarsa zaten komple gideceksin lan. Ya öyle mantıklı olur mu? Koy gemiye, üzerine otur. Hastalıklar, musibetler, dertler sırtındaki yüktür. Gemiye bırak. Allah'a bırak. Onundur. Ne yaparsa yapsın. Mal onundur. Sahiplenme. Ne itikadına peygamberi. Bak bu hadiseler ne itikadına ne de Allah'a itimadına tesir etmemiş itirazlar. Ne de itminaına yani içsel doyumundan yani falan yapmamış. Hiçbir şüphe olmamış. Hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi. Ya bu onlar. Bize oyuncak geliyor bunlar. Herkes aleyhinde. Şimdi senin imanına, İslamiyetine 1400 seneden beri iman edenler teyit ediyor. Evet Hasan haklısın. Senin adın neydi? Eren haklısın diyor. 1400 seneden beri. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri. Eren iman ettiğin şey doğrudur. Eren. Ama Resulullah tek ya. Teyit eden yok ya. Ve maneviyatta ve meratib-i maliyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet onun her vakit mertebi imanında fez almaları. Şuraya bak ya. Yeni yeni fez alıyorlar sahabeler. Bizi de etkilemiş ya onun şeyi.
öyle yaşa ki yaşantın din olsun başkasına. Öyle yaşamış ki hayatı din olmuş. Öyle yaşa ki başkalarına kıble olasın. Acayip bir şey ya. Bak ne diyor, ne diyor, ne diyor. Hiçbir şey yok. Merati bir imaniyede terakki eden başta sahabeler. Tamam. Sonra bütün ehli velayet. Onun her vakit mertebe imandan feyz almalıdır. Sahabe. Yani bazıları diyor ki ya maşallah ya hayatını falan Risale-i Nur'a nasıl verdin diyorlar. Lan bana maşallah diyeceğine bu nasıl bir eser? Bir şey anlatacağım diye anlatıyorum. Bu nasıl bir eser ki beni kendisine bağlanmış. Ben ona bağlandım bırak. O nasıl cezbe var? Şimdi nasıl bir peygamber ki kendisini ortadan kaldıran, kardeşini ikame eden, ihya eden sahabe. Bunun adı İsar Hasreti. Yani kardeşini kendisine tercih etmiş. Ne demek? Altyapısı nedir? Kendini ortadan kaldırmadıkça başkasını onaylayamazsın. İsar Hasreti'ni kendini ortadan kaldırandır. Başkasını var eden. Tamam. Nasıl bir peygamber ki bedeni böyle yapmış? Tamam. Yani her zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın imanından feyz alınıyor. Feyz alıyoruz. E şu anda onu konuşuyoruz. Feyz almaları, onun en yüksek derecede bulmaları. Hakikaten her konuda en yüksek. En yüksek kimdir sizce? Mesela kafanızda. Ondan yüksektir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Adam ampulü bulmuş, meşhur olmuş. Peygamber ahireti bulmuş, onun kadar meşhurlukta olmamış, meşhur olmamış. Ulan ampulsuz da yaşanır ama ahiretsiz yaşanmaz. Yer çekimini bulmuş, peygamber ruh çekimini bulmuş. Yani ruhun istedikleri var ya, ebed, sonsuzluk. Bunlar delildir diyor öteki alemin varlığına. Çekim yasası. Nedir o? Ha bak bunun çektiği gibi. E biz de bekaya çekiliyoruz. Ebed arzusu yok mu? Sonsuzluk, bir anda her yerde olmak. O diyor ki peygamber, şu isteklerinize bakın dünyada var mı? Yok. O zaman bu dünyada olmayan bir şey sende varsa, demek ki sendekiler başka yerin ifadeleri, teleşuatları, sızıntıları, yukarıdan tablardan bir su sızsa, der misiniz ki yatak odasında musluk açık? Yatak odasında ne alakası var? Ne deriz? Deriz ki ya mutfaktır ya tuvalet. Ha, aynı onun gibi, bende bekarzusu var mı? E faniden gelir mi ya? Musluk neredeyse açık, yatak odası açık olur mu? Yani misali gibi, bendeki beka faniden gelmez, şu fani dünya. Musluk burası değil. İşte yer çekimini bulmuş, bu da ahiret çekim yasası olan ruhtaki çekimi bulmuş. Onun kadar meşhur değil ama. Onu en yüksek derecede bulmaları, bilme dahi gösterir ki imanı dahi emsalsızdır. Hiç... Yani imanı şöyle diyeyim, kesiyorum. Şimdi denize dalga olsa, sandal var ya sandal. Lap 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 oynuyor değil mi? Bir de şilep düşünün 300 bin tonluk. Bir deniz dalgası bir vuruyor, geri gidiyor. Nereye vurduğunu şaşırıyor değil mi? Çok büyük gemi, dalga vurunca geri gidiyor. Yani hadiselerde peygamberin şilebine geldiği zaman şak diye geri gidiyor. Hiçbir şey. Sifo değil. Talebeleri de öyle. Hazreti Ömer'i gördüğü zaman şeytan, o zaman şeytan açıkta gözüküyordu. Sokak değiştiriyor. Bizi görünce heyecanlanıyor. Hiç kusura bakmasın, heyecanlanamaz. Çünkü niye? Buradasınız. Evet. 10'a 5 vardı. 11'e 20 var. Kaç dakika oldu? 35... 45 dakika. 45 dakika yeter elhamdülillah. Allah bereket versin. 45 dakikayı Allah'a sattık. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştera minel mu'minina enfusakum ve amvalehum bi enne lehumu cennet. Allah cennet mukabilinde nefisleri, yani nefislerimizi, malımızı, mülkümüzü satın alır. Allah'a 45 dakika sattık hamdolsun. İnşallah bu 45 dakika ahiretin çekirdeği olur. Geçmişimize rahmet etsin. Bize emekleri olanlara da Allah iki cihanda aziz eylesin. İslam'a ve Kur'an'a, hak ve hakkaniyete, vatana, millete, bayrağa hizmet edenlerin iki cihanda aziz eylesin. Her kim sizlere ve bizlere
dua ediyorsa, dua istemişlerse, biz kimlere de dua ediyorsak, Allah'ım onları ve bizi, insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzı afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, hastalıklardan, cinni ve şeytani belalardan, musibetlerden hüfz eyle,